Merhabalar, hoş geldiniz. Diyeceksiniz ki, nereden bu estetik meselesine bulaştın? C vitamini konusunda ders hazırlıyorum. Bir kanalım var, ikinci kanalım. Orada tıp derslerini anlatıyorum. C vitamini en fazla kuşburnunda bulunduğu için kuşburnunu ilgili bir video hazırlamıştık. Önceden biliyorsunuz. Oradan kuşburnunun aslında kaz ayağı tedavisinde kullanıldığı ilgili bir referans makaleyi okudum ve bu videoyu hazırladım. Fakat bu video ile iş bitmedi. Neden? Çünkü kaz hayatı tedavisinde astaxantin denilen bir madde var. Oradan da retinole ve A vitaminine geçtik. Kısacası aslında gene temel bilgilerle dolaşıyoruz. Efendim şöyle bir şey var. Kaz ayağı sadece kadınlar için bir sıkıntı değil. Erkekler de biliyorsunuz estetiklerine düşkün hale geldiler. Peki bu kaz ayakları ve kırışıklıklar nedir oluyor? En önemlisi Güneş ve mimikler, sigara ve nargile içenlerde oluyor. Gözleri ovarsanız aynı şekilde kırışıklıklar artıyor ve uykusuzluk, susuzluk kalma, genetik ve retinol A vitamini eksikliği de söz konusu olabiliyor. Bakın, dönüp dolaşıp yine aynı yerlere geliyoruz. Aslında bunlar temel bilgilerin uygulanmasıyla ilgili bir konu. Niye kırışıklık oluyor, kazaya oluyor, kolajen azalıyor? kolijenin yıkımı artıyor ve elastin de azalıyor. Böyle dolayısıyla cildin elastikiyeti kaybolduğundan dolayı sonuçta göz kenarında kaz ayakları ve kırışıklıklar ortaya çıkıyor. Peki ne yapmışlar? Buna bir bakalım. Bir bu çalışma Tayland'da yapılmış. 2015 yılında yapılmış bir çalışma estetik konusunda böyle pek çalışma bulmak pek mümkün değil. Herkes iyi olduğunu söyler ürünlerinin. Ne yapmışlar? Kuşburnu meyvesi ekstresi ve artı tohumu karışımını ağızdan kullanmışlar. 34 kişi kadın erkek beraber karışık. 8 hafta kullanmışlar ve 8 haftada aralıklı olarak bir takım ölçümler yapılmış. Peki diyeceksiniz ki bu kırışıklıkları nasıl ölçmüşler? İşte o da çok ilginç bir konu. Çünkü gördüm ki bir firma var. Bu firmanın ürettiği bir takım ürünler var. Bu ürünlerle kaz ayaklarının uzunlukları ve derinlikleri ölçülüyor. Ciltte nem ölçümü yapılıyor. Alın seçilmiş bunun için. Bir de aynı zamanda sağ yanaktaki cildin elastisitesi ölçülüyor. Başka neye bakmışlar diyeceksiniz. Hastalara anket uygulamışlar. Yani memnun musunuz değil misiniz diye. Bir de kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin kaçırmasına bakmışlar. Yani ve kırmızı kan hücrelerinin yıkımına yani hemolize bakmışlar. Diyeceksiniz ki bununla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Aslında bu yaşlanma denilen hadise hücrede başlıyor ve hücrenin bütünlüğünün bozulması ve özellikle hücre zarının zedelenmesi yaşlanmada önemli bir etken. Dolayısıyla bu hücre bütünlüğünün bozulup bozulmadığını da kırmızı kan hücreleri üzerinden kontrol etmişler. Peki ölçümleri nasıl yapmışlar? Bakın, özel bir takım kameralar var ve bu kameralarla kayıt yapılıyor ve kayıtlar bilgisayarda inceleniyor ve bilgisayarda incelendikten sonra böyle görüntüler ortaya çıkıyor. Bu görüntülerde de kırışıklıkların derinliği ve uzunlukları bir bilgisayar programıyla değerlendiriliyor. Onlar da öyle yapmışlar. Peki başka neye bakılmıştı? Bakın, bir de alındaki nem ölçümü içinde böyle bir cihaz var. Bu cihazda herhangi bir cilt bölgesindeki nemi ölçüyor ve bilgisayarda böyle grafiklerle durumu görme şansına sahip oluyorsunuz. Bir de elastisite ölçümü var. Cildin elastikiyeti nasıl ölçülüyor? Bu da kutometer denilen bir cihazla ölçülüyormuş. Eğer bu cihazları bilen varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Estetisyenlerin yorumuna da ihtiyacımız var. Bunları kullanarak 4. ve 8. haftada ölçümler yapmışlar. Bakın görüyorsunuz sol taraftakiler ne kadar derin çizgiler ve uzun çizgiler ama bir müddet sonra onlar düzelmiş. En çok nem oranı bu ekstrenin kullanımıyla artmış. Arkasından da elastisi de geliyor ve aynı zamanda kırışıklıkların derinlik ve uzunlukları 8 hafta içerisinde azalmış. Kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin kaçışı da azalmış. Bu da gösteriyor ki bu kremin hücre bütünlüğünü korumada yararı olabilir. Gelelim işin asıl noktasına. Çünkü bu kullandıkları ekstra hediyesi 30 euro. Ama Türkiye'de kuşburnu ekstresi artı C vitamini var. O da 59 TL. Kuşburnu ekstresi 38 TL. Kuşburnu kremi ise acayip pahalıymış. Bundan hiç haberim yok. Bir de tabii ki araştırmayı yapanlar Yukarıdaki ekstrenin firmasının danışmanları. Evet, bu işler böyle efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.